Lazer ışınları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilirler. Arkadaşlar bir kendiliğinden emisyon, bir de uyarılmış emisyon var. Lazer ışınları uyarılmış emisyona örnek olarak gösterilebilir. O halde 1 doğru. 2. Tek renklidir. Evet, lazer ışınları arkadaşlar tek renkli olurlar. Dağılmadan yayılabilirler. En güzel özelliği de dağılmadan uzak mesafelere yayılabilirler. O halde cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Bazı ışık veya ışın türlerine ait tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Buna göre bir iki nolu tanımlamalar aşağıdakilerden hangisine aittir? 1. Uyarılmış emisyon yolu ile elde edilen aynı fazlı, eşit frekanslı ve aynı yönlü fotonlardan oluşan ışıktır. Bunu arkadaşlar biz lazer ışığı diyoruz. 1. Lazer 2. Röntgen ve tomografi gibi cihazlarda görüntü elde etmek için kullanılan elektromanyetik dalgalardır röntgen ve tomografide X ışınları kullanılır arkadaşlar. O halde ikincisinde X ışınları diyeceğiz. Cevap D seçeneği doğru cevap. Lazer ışınları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. Boyuna dalgalardır. Lazer ışığı arkadaşlar bir ışık olduğu için elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgaların hepsi enine dalgalardır. Bir yanlış. 2. Kendiliğinden emisyon yoluyla elde edilir. Arkadaşlar lazer ışınları uyarılmış emisyona örnektir. Yani dışarıdan bir etki sayesinde e, emisyon ışıma demek ışıma yapılmasına e, biz uyarılmış emisyon diyoruz. O halde kendiliğinden emisyon değil uyarılmış emisyonu örnektir. 3. Atmosfer olaylarından etkilenir. Evet atmosfer olaylarından arkadaşlar etkilenir. Uzağa tuttuğunuzda diyelim lezer ışınlarını oradaki madde miktarı çok olduğunda haliyle onun da e, o maddelere çarptığında miktarında azalma yine dağılması e, çarpıp yansıması saçılması gibi durumlarla karşılaşabilir. Yani atmosfer olaylarından etkilenir doğrudur. Cevap yalnız 3 yani C seçeneği doğru olmalı. Lazer ışınları sektörlerinden hangilerinde kullanılmaktadır? Savunma sanayinde hatta lazer ışınlarıyla arkadaşlar uçakların düşürülmesi, yine lazerle herhangi bir nesnenin kesilmesi, e, lazerlerle silahlar yapılması gibi durumlarda arkadaşlar savunma sanayinde kullanılıyor. Evet, tıp. Tıpta da yine lazer ışınları arkadaşlar lazerle epilasyon e, yapılabiliyor mesela. Ee, yine 3 eğlence. Eğlencede göz e, görsel efektler sunmuş oluyor. Lazer ışınlarıyla e, görsel bir eğlence e, elde edilmiş oluyor. O halde eğlence sektöründe de kullanılıyor. Cevap 1 2 3 yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Lazer ışınları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A uyarılmış emisyonla elde edilir. Doğru. Çok uzak mesafeleri dağılmadan ulaşabilirler. Evet. Enerji yoğunlukları yüksektir. Karma frekansı ışıktır. Hayır. Aynı frekansta, aynı fazda, aynı renkte olurlar o halde. Bu yanlış. E seçeneğini de okuyalım arkadaşlar. Bulut, sis, yağmur gibi atmosferik olaylardan etkilenir mi? Evet. Sonuçta foton olduğu için maddesel bir engelle karşılaştığında haliyle onları çarpınca saçılmalar, işte yansımalar gerçekleşecek. Uzak mesafelere gitmesi onun için biraz daha azalmış olacak. Yani cevap D seçeneğidir. Uyarılmış durumdaki atoma iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar enerjiye sahip fotonlar gönderilerek elektronlar temel hale dönmeye zorlanır. Dışarıdan bir etki var gördüğünüz gibi. Böylece atom aynı enerjiye sahip aynı fazla iki foton yayınlar. Bu durum zincirleme reaksiyon oluşturup çok sayıda foton elde edilir. Işığın yukarıdaki yöntemlerle şiddetlendirilmesine ne ad verilir? Arkadaşlar uyarılmış emisyonun tarifiyle alakalı bir durumdu bu. O halde cevap uyarılmış emisyon yani B seçeneği doğru olmalı. Lazer günümüzde endüstri, tıp, mühendislik, meteoroloji, iletişim, savunma gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki cihazların hangisinde lazer kullanılmaz? Barkod okuyucularda arkadaşlar lazer ışınları kullanılır. Bunda kullanılıyor. Yine CD ve DVD okucularında lazer ışınları kullanılacak. Hedef işaretleme cihazlarında da yine lazer ışınları kullanılıyor. Yani burada hedefi işaretliyor. Atıyorum F16'lar gelip o hedeflenen kısmı vurmuş oluyorlar. Yine MR cihazlarında arkadaşlar elektromanyetik dalgalarından dalgalardan radyo dalgaları kullanılır. Yani lazer ışığı değildir buradaki dalgalar. Elektromanyetik dalgalar radyo dalgalarıdır burada. O halde bu arkadaşlar lazer ışığı kullanılmaz. Epilasyon cihazlarında arkadaşlar lazer ışınları kullanılır. O halde kullanılmayan sadece D seçeneği. Lazer ışınları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Aynı fazla fotonlardan oluşur. Aynı fazla, aynı frekanslı, aynı enerjili, aynı renkli ışınlardan oluşur. 2. Aynı enerjiye sahip fotonlardan oluşur. Doğru. Tek renkli özelliklidir. Evet, tek renklidir arkadaşlar. Lazer ışınları düşünün. Şimdi tek renkli ya kırmızı oluyor ya mavi oluyor ya yeşil oluyor. Bunların hepsi arkadaşlar doğrudur. Cevap E seçeneğidir. Lazer teknolojisi uzun zamandır birçok hastalığın tedavisinde başarılı olarak kullanılmakta. Görme bozuklarında bilgisayar aracılığıyla programlanan lazer ışını ile korneanın yeniden şekillendirilmesi sonucunda doğru odaklanma ve net görme sağlanır. Buna göre görme bozukluklarının tedavisinde korneanın lazerle şekillendirilmesi lazer ışığının aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip olduğunu gösterir. Arkadaşlar tabi buraya lazer ışığını gönderdiğinizde göz bebeğindeki, göz merceğindeki bozukları yakma, delme, kesme gibi işlemleri yapmış oluyor. Yani bu enerji yoğunluğunun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yani A seçeneği burada doğru cevap olmuyor olmalı diyeceğiz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri lazer ışığı ile güneş ışığının ortak özelliklerindendir? 1. Enine dalga özelliği taşıması. Evet, lazer ışığı da arkadaşlar güneş ışığı da görünür ışık seviyesinde yani bunlar ikisi de arkadaşlar elektromanyetik dalgalardır. Elektromanyetik dalgalarda enine dalgalardır. O halde bir her ikisi için ortak özelliktir deriz. İki, dağılmadan hareket edebilmesi. Güneş ışığı dağılır arkadaşlar ama lazer ışığı dağılmadan çok uzak mesafelere hareket edebilir gidebilir. Yani bu sadece lazer ışığına yönelik bir bilgi. Tek renkli olması güneş ışığı arkadaşlar beyaz ışık yani içerisinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde renkleri barındırıyor. Ama lazer ışığı öyle değil. Tek renkli, tek frekanslı, tek fazla, tek enerjili olmuş oluyor. O halde tek renkli olması sadece lazere yönelik bir bilgi. O halde ikisi için ortak değil. Yani cevap buradan A seçeneğidir deriz. Lazer teknolojisi ile uygulamalardan hangileri yapılabilir? Bir, Cilt lekelerinin temizlenmesi. Bu gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Metal ve ahşap yüzeylerde kesme, delme işlemlerinden yararlanılabilir. Evet, bu da yapılabilir. Diş ve diş eti tedavilerinde yine arkadaşlar lazer teknolojisinden yararlanılıyor. O halde cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz.